Sivas'ta dün ve bugün sağlık hizmeti vermeyen doktorlar bugün Sağlık İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Sivas Aile Hekimleri Derneği ve Hekim Birliği Sendikası üyeleri Sağlık İl Müdürlüğü önünde toplanarak özlük haklarında iyileştirme istedi. Sivas Aile Hekimleri Derneği Başkanı İrfan Gazi Yılmaz, Türkiye'de aile hekimleri sisteminin modern ve bilimsel bir çizgiye çekilmesi için gerekli adımların atılmadığını söyledi. Türkiye'de aile hekimli sisteminin modern ve bilimsel çizgiye çekilmesi yönünde gerekli adımlar atılmamışken, sağlık idaresi tarafından yetersiz altyapı göz ardı edilerek yapılan düzenlemeler tüm kazanımları geriye götürmüş, mevzuat değişiklikleri sistemin önünü tıkamış, Türkiye'de aile hekimliği sistemi günübirlik politikalara alet edilmiştir. Yılmaz, bazı illerde aile hekimlerine çeşitli cezalar uygulanarak hekimlerin sözleşmelerinin yenilenmediğini ifade etti. Modern aile hekimliği sisteminin şartlarını bilmeden bir gecede ismi değiştirilerek yürürlüğe konan aile hekimliği kanunu ve buna bağlı sözleşmeler ilk 10 yıldaki kazanımları tüketmiş, aile hekimliği sisteminin önünü açmak yerine sistemin önünü tıkamış, adeta ceza kanunu ve ceza yönetmeliği halini almıştır. Son olarak İstanbul, Tekirdağ, Muş, Hakkari, Mersin ve Diyarbakır gibi birçok ilde bu ceza yönetmeliği kullanılarak tabiri caizse cadı avı başlatılmış, birçok aile hekiminin sözleşmesi yenilenmemiştir. Taleplerini sıralayan Yılmaz, 14 Mart Tıp Bayramı'nda bir kez daha iş bırakma eylemi yapacaklarını söyledi. 84 milyon vatandaşa temas eden 30 bin aile hekiminin temsilcisi olarak, AHF olarak aşağıda belirttiğimiz taleplerin karşılanmasını istiyoruz. 1. Sağlıkta etkin şiddet yasası istiyoruz. 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesini ya da revize edilmesini istiyoruz. Çalışan tüm meslektaşlarımız için makul bir ödeme, rahat bir emeklilik istiyoruz. Aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin yeniden değerlendirilerek artırılmasını istiyoruz. Yine de hak ve taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde 14 Mart 2022 tarihi itibariyle 14 Mart tarihi tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile emsallerinin olduğu gibi hekim, emek ve dayanışma günü olarak kutlanacak ve acil sağlık hizmeti haricinde hizmet üretilmeyecektir. Hekim Birliği Sendikası Sivas Şube Başkanı Sedat Orbay, son yıllarda hatalı sağlık politikaları uygulandığını dile getirdi. Çalışma alanlarındaki fiziki ve teknik destek eksikliklerine, eleman yetersizliklerine rağmen günden güne artan iş yoğunluğu pandemi koşullarında dayanılmaz olmuş ve sesini cılız şekilde duyurduğumuz tükenmişlik hisli gözle görülür hale gelmiştik. Artan istifalar, emeklilikle ayrılanlar, hekimliği yapmak için yurt dışında çalışmak zorunda bırakılan hekimler bunun en büyük kanıtıdır. Orbay, mesleki haklarını aramak için iş bıraktıklarını söyledi. Hekim Birliği Sendikası kararıyla özlük ve mesleki haklarımızı aramak için şiddet, malpraktis, ücretlendirme konuları başta olmak üzere mesleki itibarımızı kazanmak ve sağlık sisteminde hem üreten hem hizmet veren bizler hem de hizmet alan hastalarımız için sağlık sistemindeki her aşamayı iyileştirebilmek için 7, 8, 17, 18 Şubat'ta tüm diş hekimleri ve hekimler olarak sağlık alanındaki her basamakta ASM, ADSM ve hastanelerde hep birlikte iş bırakıyoruz.